Kağıt uçağı tamamladığınız için sizi tebrik ediyorum. Ancak her şey bitmiş değil. Kağıt uçağınızın daha uçması için mutlaka bilmeniz gerekenler ve yapmanız gerekli zorunlu ayarlamalar var. Kağıt uçak yapmak göründüğünden daha fazlası. Kağıt uçak sanatının hem öğretici hem eğlendirici birçok boyutu bulunmaktadır. Kağıt uçak yapmak ve tasarlamanın bir mühendislik boyutu. Kağıt uçağın nasıl uçtuğunu anlatan fizik bilimi boyutu. Uçağı fırlatarak daha hızlı, dengeli ve iyi uçurmanın pilotluk boyutu olduğunu biliyor musunuz? Dolayısıyla her şeyin bir başlangıcı olduğundan kağıt uçak yapmaya başlayarak mühendisliğe, bilim adamlığına ve pilotluğa ilk adım atabilirsiniz. Kağıt uçak pilotluğu. Kağıt uçak pilotu uçağı istediği mesafeye ulaştırabilmek için dengeli, belirli bir hızda ve yükseklikte uçurmalıdır. Kağıt uçakların iyi uçuşunu sağlamanın sırrı elle fırlatılan küçük planörlerin ayarıyla aynıdır. Birçok kişi iyi kağıt uçaklar katlandıktan sonra ayara gerek duymadığı gibi yanlış bir fikre kapılmaktadır. Her gerçek uçağı daha iyi uçması için ince ayarlar yapıldığı gibi kağıt uçağında ayarlarının yapılması gerekmektedir. Bunu sağlamak için kağıt uçak pilotunun bilmesi gerekenler. Birincisi, uçağın dengesini tespit etmek. Kağıt uçağın denge noktasını tespit etmezseniz, fırlatırken yanlış yerden tutacağınız için uçak direkt yükselip sonra burun üstüne düşecek ya da direkt burun üzerine çakılacaktır. Peki kağıt uçakta denge noktası nasıl tespit edilir? Uçağı parmaklarınızın arasına aldığınızda her iki yönde de dengenin sağlandığı noktadır. Gerçek uçaklarda da özellikle nakliye uçaklarında yükler dengeli yerleştirmek zorunda olup aksi halde dengeli uçmayacaktır. Eğer ağırlık merkezi nötr noktası arkasına geçerse dengesiz olur. Önde olduklarında ise nispeten dengelidir. İkincisi, kağıt uçağı denge noktasından tutarak ileri doğru fırlatın. Önünden veya arkasından tutmayın. Üçüncüsü, kağıt uçak pilotunun uçağı fırlattığında dengeli gitmesi için uçakta denge sağlayıcı noktaları bilmesi gereklidir. A maddesi, uçağı fırlattığınızda burun üstü çakılıyor, direkt aşağıya gidiyorsa, aynen diğer uçaklarda olduğu gibi kağıt uçağın arka kısmını bir miktar yukarı kıvırın. Denemeyle bu kıvırım miktarını belirlemelisiniz. B maddesi, kağıt uçağınız direkt yukarı yükseliyor, sonra da burun üstü çakılıyorsa, kağıt uçağın arka kısmını aşağı doğru kıvırınız. C maddesi, kanat açısı, dihidral. Kağıt uçaklarda görülen genel hatalardan birisi kanatların aşağıya doğru eğik bırakılmasıdır. Buna anhidral denir. Ve uçağın yanal dengesini azaltmaktadır. Size gerekli olan dihidraldir. Yani kanat uçlarının yukarı doğru açılı olması gereklidir. Kağıt uçağın düzgün gitmesi için kanat kenarlarını kıvırmak, yön dengesini sağlamak için yardımcı olmakta. Onu sağa veya sola yönlendirerek uçağa yön verebilirsiniz. Dördüncü madde. Kağıt uçak pilotu uçağı fırlatırken atış şekli uçuşa yön vermektedir. Dik attığınızda ileri gideceği gibi açılı attığınızda bumerang gibi size tekrar geri dönecektir. Beşinci madde. Rüzgara doğru attığınızda hava akımından faydalanarak uçak yükselecek ve daha fazla havada kalacaktır. Altıncı madde. Rüzgarın tersi istikametinde atıldığında kağıt uçağın uçuş mesafesi daha az olacaktır. 7. madde. Kağıt uçak pilotu uçağın havada uzun kalması ve mesafe için önce uçağın yükselmesini ve yavaş bir şekilde dengeli süzülmesini sağlamalıdır. 8. madde. Dış etkilere karşı koyarak normal uçuş durumunu sağlayan uçak dengelidir. Fırlatma dengesi uçağın sabit hava hızı araması demektedir. Dengesiz bir fırlatmada uçak ya hız kaybedecektir veya burun öne eğilerek çakılacaktır. Dengeli bir uçak 1-2 sarımdan sonra dengeli bir uçuş hızı yakalayacaktır. 9. madde, en fazla yükseklik ve iyi bir süzülüşe geçmesi için kağıt uçak 10 derece açıyla fırlatılmalıdır. Ayrıca daha yüksek irtifa için mümkün olduğu kadar hızlı fırlatılmalıdır. 10. madde, süzülüşün amacı yatay bir şekilde mümkün olduğu kadar yavaş alçalmasıdır. Bu minimum sürtünme hızı üretimi olan potansiyel enerjinin en düşük değişim oranı demektir.
Planlar için minimum irtifa kaybı oranı genellikle denge kaybı noktasının biraz üstündedir. Kağıt uçaklar için minimum 2.7 km/saattir. 11. Büyük uçakların pilotları gibi kağıt uçak pilotları da hava durumuna dikkat etmelidir. Rüzgarın hızı ne kadar estiğine, rüzgarın yönüne göre değişiklikler yapılmalıdır. Uçağınız güneşli havada, asfalt zeminde daha çok havada kalacaktır. Çünkü ısınan asfalttan sıcak bir hava dalgası yükselir ve uçağınız uzun süre havada kalır. 12. Kağıt uçağınızın modeli kadar pilotu da önemli. Bu aktivite her ne kadar eğlence gibi görünse de bir spor olduğu unutulmamalı. Karın ve kol ve omuz kaslarınız hareket ediyor. Bu nedenle mutlaka uçak fırlatmadan önce ısınma hareketleri yapın. Fırlatmak güç ister. Bu nedenle kol kaslarınızı güçlendirmenizde de fayda var. Kağıt uçak yapmayı ve uçurmayı sevmeyen yoktur. Ancak bunu sadece bir çocuk oyunu olarak düşünmemeliyiz. Bu uğraş insanların uçma hayalini kurduğu zamanlarda bilime ve insanlığa yön vermiştir. Leonardo da Vinci 1505 yılında icatlarından birine baktı. Son ayarlamaları yaptıktan sonra mühendislik harikası kağıt uçağını yüksek bir yerden bıraktı. Uçağın kanatları döne döne uçması Leonardo'yu mutluluktan yerinde durduramadı. Kağıttan uçak yapımı için püf noktalar. Biraz origami bilmek elbette yardımcı olur. Kıvrımlarınızı simetrik yapmak da önemlidir. Aksi takdirde uçak düz bir çizgide uçamaz. Simetri dengeli bir uçuş için önemlidir. Uçak yapıldıktan sonra geri adım atmak kat izleri yüzünden işe yaramaz. Uçağın şeklinin bozulmasını istemiyorsanız katlama işlemleri bittikten sonra gövdesinin orta kısmını çift taraflı bant ile yapıştırabilirsiniz. Uçağınızın daha uzun menzil gitmesini istiyorsanız uçağın ön gövdesine bir ataç takabilirsiniz. Ağırlık uçağınızın daha uzağa uçmasına yardımcı olacaktır. Uçaklar genellikle bina içinde daha iyi uçarlar. Bazı modeller açık havada da başarılı performans gösterir. Kanatların en boy oranı uçağın uçuşunu etkiler. Dolayısıyla katlarken uçağın nasıl gitmesini istediğinizi göz önüne alın. Uzun geniş kanatlar süzerek gitmesini sağlar. Ancak uçağı yavaşça atmalısınız. Kısa kanatlarla uçağı daha hızlı fırlatabilir ve daha yukarı gitmesini sağlayabilirsiniz.